Gönderirse benim aklıma direkt Nihat'ın satılması gelir hocam. Yani Nihat'ı satmak, şampiyonluğu satmak söylemini hatırlarsınız. Evet, Beşiktaş'ta. Dün Emre Bol aynı sözleri söyledi. Vedat Muriç'i satmak şampiyonluğu satmaktır dedi. Nihat Kahveci hatırlarsanız. Evet. Ben Fenerbahçe'nin böyle bir... Bazen demek ki Emre Bol'la aynı şeyleri de söyleyebiliyoruz evet, birbirimize. Nadiren. Nadiren de olsa enteresan. Dolayısıyla Vedat Muriç'in gitme zamanı, hocama katılıyorum. Bu zaman doğru bir zaman değil. Hem Fenerbahçe'nin yerine birini alıp koyacak ne zamanı ne böyle bir oyuncu portföyü ne de Türkiye'de ya da dışarıda hakikaten kaliteli, ucuz diyebileceğimiz yabancı golcü de yok zaten. Evet. Olsa Real Madrid yıllardır herhalde Benzema'ya mahkum olmaz ve. Değil mi hocam? Çok. Ya zor, çok zor. Yok yani, dünyada özelliklerde çok. Olanı zaten Almanya'daysa Bayern alıyor. Evet. Lewandowski var. O zaten oturdu. Lewandowski zaten gidiyor. Paris'e bakıyorsunuz, en iyiler orada. Cavani belki iyi bir 9 numara. Ama onun maliyeti var, çok yüksek. Bunlar işte dünyada diyorum doğru, çok var. Higuain var, gitti geldi işte dolaşıyor şimdi Juventus'ta. İbrahimovic. İbrahimovic hala ölüsü. 38 yaşında Milan'a gitti. İbrahimovic'in Türkiye'ye gelse, 45'inde de gelse evet. Türkiye'de oynar hocam. Böyle şey bir yani oyuncu. Öyle golcü zor yetişiyor. Yok yani dünyada golcü yetişiyor. O zaman Vedat Muriç değerli bir oyuncu. Her devre arasına göndermek Fenerbahçe açısından ne olursa olsun, yani rakam ne olursa olsun bir kere sonuçları çok ağır olur. Artı Vedat'ın henüz iyi bir piyasa yaptığında ben düşünmüyorum. Yani Tottenham scoutlarının gündemine gelmesi evet güzel bir şeydir ama sonuçta Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak ya da Şampiyonlar Ligi'nde kendini evet, göstermiş bir Vedat. 1'e yani 3 demek hocam. Sana katkı olsun diye söyleyeyim. İngiltere'nin Kosova ile oynadığı milli maçlarda çok büyük performans ortaya koyuyor. Oradaki evet, ortaya koyduğu performans İngiltere kulüplerinin çok büyük dikkatini çekiyor. Evet. Yani Fenerbahçe'deki mutlaka buradaki maçlarını da takip etmişlerdir ama asıl gerekçe olarak daha doğrusu onun onlarda bıraktığı iz olarak milli maçlardaki performans. Yoksa yani Fenerbahçe'nin en kötü sezonda Eyüp Elmas'a 16 milyon euro verilmezdi. O tabii, da tabii, sonuçta kendi milli takımındaki performansıyla evet, yani dikkat çeken ve o bedellerin ödenen bir oyuncu. İki maçta da çok iyi oynamış o maçların ikisinde de. Evet. Dolayısıyla hocam ben de Vedat konusunda sizin aynı fikirdeyim. Vedat'ın şu an kalması. Ki Vedat'ın da ben böyle çok şey... dışarıda gözü olan bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe sanki onun böyle hayallerinin olduğu yer Fenerbahçe'ymiş gibi geliyor. O dediğimiz Premier Lig takımları hayallerinin ötesi olacak. Tabii hayallerinin ötesine geçebilecek mi onu göreceğiz. Peki hocam, Vedat'ı göndermiyor Fenerbahçe ama bu sezon yolların ayrılması gündemde olan isimler var tabii devre arası transfer döneminde. Çünkü Fenerbahçe'nin de transfer yapabilmesi için öncelikle kasasına bir miktarda para girmesi gerekiyor. Zayt gündemde gönderilmesi, Jailson'un gönderilmesi para kazanacağı için gündemde ama tabii teklifler var mı? Şu an ilk isim olarak Zayt'ın plana çıkıyor. Bir de tabii Fenerbahçe'nin öncelikli transferi, acil transferi söz konusu olan noktada tabii sol bek gibi. Evet. Vallahi Fenerbahçe Jailson'u bilmiyorum gönderir mi göndermez mi onu bilmiyorum. O golden sonra biraz zor hocam. Yani Zayt... O Rize'deki golden sonra biraz zor. Evet, Zayt zaten şu anda Fenerbahçe'de forma şansı da bulamıyor. Gönderilmesi bence Fenerbahçe'ye bir şey kaybettirmez. Önemli bir oyuncu gibi geldi ama çok fazla da Fenerbahçe'de biz çok seyredemedik. Seyrettiğimiz maçlarda da yani çok fazla da bir katkı yapmadı. Sol bek olarak da bu sezon başından beri var. Yani Kolarov değil mi? Yani sezon başından beri işte Fenerbahçe bir Kolarov aşkı tutuşmuştu. İşte geldi evet, gelecek, gitti gidecek diye. Bu anlamda baktığınız zaman orada hakikaten bir sıkıntı var. Yani birer her ne kadar o sıkıntıyı gidermeye çalışıyorsa ama daha ikinci yarı uzun bir maraton var. Yani orada sakatlı olacak, cezası olacak. Yani oraya bir takviye yapması gerekiyor. Fenerbahçe'de demin söylediğin gibi Ceyda senin de bir transfer sıkıntısı da var. Yani harcama limiti anlamında. Yani bazı oyuncuları satıp oradan gelecek paralar almaya çalışacaklar. Yani bunları bir an önce çabuklaştırıp ama işte... Oyuncu bulmak da çok zor. Şimdi Fenerbahçe takımı benim kendi görüşüm. Belki bilmiyorum ama yani Türkiye Ligi'nde bir takviye yapabilir. Yani bu
sol bek olarak Türkiye Ligi'nde bir oyuncu, bilinen, tanıyan, Türkiye Ligi'ni bilen üst seviye bir oyuncu. Yani şu anda oynayan oyuncuların içinde üst seviye bir oyuncu. Bu sezonu kurtarmak için belki bir takviye yapabilirler. Çünkü dışarıdan oyuncu almak hani zor, yani sıkıntılı bir iş. Ben tahmin ediyorum, kendi görüşüm tabii, yani bu bir şey olarak, bilgi olarak da çok fazla şey yapmıyorum ama Türkiye'de bir oyuncuyla anlaşabilirler yani sol bek olarak. İç piyasada hocam en iyi sol bek kim? Yani ben ya reklam olmasın. Ben Novak derim hocam. Tam ideal sol bek. Valla bana da sorarsan, o ki o sen öyle sen söyledin ben de söyleyeyim. Bana da sorarsan ben klişeyi alırım yani şu anda Fenerbahçe. Maliyeti yüksek. Yani işte Nova'nın 4 misli neredeyse para alıyor. İşte yani. Yaşı var. Nova da Trabzonspor bırakır mısın? Hayır Nova zaten alamazsın da. Benim en beğendiğim sol bek hocam, onu demek istiyorum. Yani Fenerbahçe takımı da eğer hedefe ulaşmak istiyorsa çok tecrübeli bir oyuncu alması gerekiyor oraya. Geldiği zaman katkı vermesi gerekiyor. Novak da yapar bunu, kabul ediyorum. Ama klişi bence... Fenerbahçe'den Novak falan öyle bir ihtimal yani, yok da. Novak gibi bir oyuncu olması lazım. Sen ağzından kolay kolay çıkarmaz. Yok yok yo, öyle bir şey yok hocam. Ben sadece sol bek anlaması dediniz ya. Trabzon'da Trabzon bir karıştı, bir de sen karıştırma. Novak zaten galiba yeni bir sözleşme de yaptı. Yeni sözleşme. Ama futbolcu. Çok beğeniyorum hocam. Novak da iyi futbolcu. Ofansif yönü olan tam böyle ideal bir bek. Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimlere bakalım hep birlikte. Moçink yine sol kanat oyuncusu gündemde. Juan Jesus stopere de ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Adil Rami ile sözleşmenin feshi de söz konusu, gönderilmesi de söz konusu. Wellington, Aydemir Alanyaspor'un etkili stoperi. Wellington gündeminde Fenerbahçe'nin. Kea'nın geri dönüp dönmeyeceği merak ediliyor. Atalanta'da forma giyen eski Fenerbahçeli futbolcu. Kea için Trabzonspor'un da devrede olduğu gelen haberler arasında. Quintrao, bonservis elinde olan futbolcu. Sol bek için acaba Fenerbahçe'ye tabii ilaç olur mu? Ciler mi? Hem Beşiktaş için hem Fenerbahçe için ismi geçiyor Cilerme'nin. Cilerme'nin de sosyal medya hesaplarından yeni Malatyaspor'u kaldırdığı konuşuluyor. Ve alan Carvalho. Alanda Galatasaray'a mesaj olur yani tabii. Geçen sezon Galatasaray'ın çok uğraşıp transfer edemediği bir oyuncuydu. Fenerbahçe seviyor aslında. İşte Galatasaray'ın da ilgilendiği rekabette bir şekilde o mutlu sonla ayrılmayı seviyor. İşte Vedat Muriç transferi, Deniz transferi bunlardan örnekler. Ama şu listede ben Wellington ismi beni açıkçası en kısa vadede gelip hemen fayda sağlayacak oyuncu olarak ben Wellington, ligin ilk yarısındaki performansına bakacak olursak Alanyaspor formasıyla mükemmel bir sezon geçirdi. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin şu dönemde gelip tutacak mı, ya tutarsa diyebilecek bir oyuncu değil, gelip hemen oynayacak oyuncuya ihtiyacı var. Fabio Quartararo belki marka önemli bir oyuncu ama nerededir yıllardır bilmiyoruz. O yüzden her ne kadar Fabio Quartararo kağıt üzerinde çok önemli bir sol bek olarak gibi gözükse de ben riskli bir transfer olarak görüyorum. Keza öyle oynamıyor, oynamadan geliyor. Oynamadan gelen oyuncular ayrıca bir risk. Evet, Onyekuru ile ilgili ne dedik? Hocam dedi çok önemli transfer ama Onyekuru ilk yarı oynamadı. Lines ilk yarı oynamadı. Saracchi ilk yarı oynamadı. Yani ilk yarı oynamadan geçiren futbolcuların bu kısa devre arasında fiziksel olarak hemen toparlayıp birkaç hafta çok zor. Kolay değil. O yüzden şu listeye baktığımda açıkçası tabii birbiriyle alakalı olmayan mevkiler. İşte stoper var, işte Cilerme 10 numara pozisyonu. Alan, Vedat'ın yanına bence Alan transferi mesela çok farklı olabilirdi. Alan olursa Kruse devre dışı kalabilir. O ihtimali göz önünde bulundurmak lazım. Onun dışında ben KR transferi beklemiyorum açıkçası. Yani olursa da Atalanta'da oynamadan, geçen sezon yine keza çok fazla oynamadan geçiren KR'ın Fenerbahçe'ye direkt gelip hemen bir anda fiziksel olarak iyi durumda olacağını pek düşünmüyorum. Hocam hemen sorayım size de, şöyle bir transfer gündemine bakıyoruz Fenerbahçe'nin ama özellikle Cilerme ismini soracağım. Beşiktaş için de gündemde olduğu için Cilerme. Sizce hangi takımın daha çok ihtiyacı var Cilerme'ye? Valla Cilerme'yi bilmiyorum. Yani bu
kendi görüşüm benim. Bu kadar ön plana çıkmasının hakikaten bu kadar çok iyi futbolcu mu bilmiyorum. Biz i̇yi oyuncu hocam. Yani iyi. Malatya'nın kenarda da oynar, on numarada oynar. Malatya'nın maçlarını çok fazla seyredemediğimiz için mi? Belki